Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Amerika'da sizlerle beraber HIV ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test olmaya gidiyoruz. Gelin hep beraber test olalım. Evet arkadaşlar, şimdi AHF, AIDS Health Foundation derneğinin önündeyim ve burada birazdan gideceğim ve ücretsiz bir şekilde hem HIV hem cinsel yolla bulaşan hastalıklar için test olacağız. Arkamda görmüş olduğunuz gibi karavanları var ve bu karavanlarla LGBTİ etkinliklerinde de işte hazır bulunuyorlar ve herkesi, isteyen herkesi test yapıyorlar. Çünkü arkadaşlar, statünüzü bilmek çok ama çok önemli. Evet arkadaşlar, şimdi test olacağımız yere geldik ve SIP'le beraber testimizi olmaya gidiyoruz görmüş olduğunuz gibi. Okay, so Ashkin, why do you think it's important to get tested? I think everybody should know their status because remember, you don't want to be the person that keeps spreading something. So know your status. It's healthy for the whole gay community. Evet arkadaşlar, geldik şimdi. Sıramızı bekliyoruz ve test olacağız. Tabii ki burada maske takmamız gerekiyor. Maskeyi taktık ve bu şekilde içeri giriyoruz. Halloween olduğu için, tabii ki Cadılar Bayramı olduğu için birazcık süslenmiş vaziyette. Evet arkadaşlar, örneklerimizi veriyoruz şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi testimi aldım ve dışarı çıkıyorum. Evet arkadaşlar, bitti. Gördüğünüz gibi çıkıyoruz. Burasının ismi AHF olarak geçiyor arkadaşlar. Bu binada birçok laboratuvar var ve bu AHF denilen dernekte işte burada Las Vegas'taki ücretsiz olarak cinsel yolla bulaşan hastalıklara ve HIV'yi test eden Las Vegas'taki tek yer burası arkadaşlar. İçeri girerken tabii bir sisteme kayıt yapılıyor. O sistemde soruyorlar kaç tane cinsel partneriniz oldu, son zamanlarda kaç kere seks yaptınız ve bunun gibi birçok sorular ve nasıl seks yaptığınıza ilişkin, ne tarz seks yapıyorsunuz, bunlara ilişkin sorular soruyorlar ve bu cevaplara göre, yani sizin verdiğiniz cevaplara göre de testleri seçiyorlar ve yapıyorlar. Tabii testleri siz de isteyebilirsiniz. Ben işte gonorrhea, chlamydia, syphilis, HIV, bunların hepsini istedim ve hepsini de oldum. 5 ile 7 gün arası sürüyor arkadaşlar STD, yani cinsel yolla bulaşan hastalıkların test sonuçlarının çıkması. Onun dışında hızlı bir şekilde şöyle göstereyim, telefonu tutabilirsem eğer, şöyle parmağımı da şöyle hızlı bir şekilde parmağımı deldiler ve oradan bir kan aldılar ve 1 dakika içerisinde HIV testinin sonucu da çıktı. HIV negatif olarak o sonucu hemen alıyorsunuz. Sonrasında tabii ki daha başka da testler yapılıyor, işte kan testi gibi. Özellikle biz LGBTİ bireyler için arkadaşlar sık sık test olmak bence çok önemli. O yüzden zaten bu vlogu çekmek istemiştim size. Ben her 3 ayda bir test oluyorum. İlk defa bu kadar uzun süre test olmadığım. Ben çünkü San Francisco'da test oluyordum ancak uzun zamandır vakit bulamadım açıkçası San Francisco'ya gidip test olacak. Ya da gittiğim zaman hep bir aşırı yoğun oluyor San Francisco'daki günler. O yüzden bugün burada ilk defa Las Vegas'ta test oldum ve bunu da size çekmek istedim, sizinle paylaşmak istedim. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz? Test olurken geriliyor musunuz? Mesela yorumlar kısmına yazabilirsiniz, merak ediyorum. Gerilecek çok fazla bir şey yok. Ben her 3 ayda bir, dediğim gibi, test oluyorum ve oldukça da zaten alışıyor insan test olmaya. Ben mesela kolumda bu kan verirken normalde işte Instagram'a falan bakıyordum aslında. Ama buradaki yardımcılar çok iyiydi. Gerçekten hiç acımadı. Ve çok rahat bir şekilde testimi oldum. Bu arada arkadaşlar, STD, yani cinsel yolla bulaşan hastalıkların sonuçlarının pozitif çıkmasında da korkulacak çok fazla bir şey olmuyor. Örneğin dediğim gibi chlamydia ya da gonorrhea, bunların sonuçları pozitif çıkarsa zaten antibiyotik veriyorlar ve o antibiyotikle beraber bir 7 gün boyunca sanıyorum kullanıyorsunuz eğer o tarz bir antibiyotikse. Ondan sonra seks hayatınıza geri dönebiliyorsunuz zaten.
bildiğim kadarıyla sifilisin yalnız tedavisi biraz daha acılı oluyor. Sanıyorum popoya atılan iki tane iğne oluyor bildiğim kadarıyla. Ben hiç sifilis olmadım hayatımda. Çok şükür, tahtaya vuralım. Ama duyduğum kadarıyla, bildiğim kadarıyla sifilisin tedavisi biraz zor oluyor. Umarım negatif çıkacak. Bakalım, heyecanla bekliyorum neler olacak. Konuyla alakalı şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bana hep soruyorsunuz, HIV pozitif olmak ilticama olumsuz bir etki yapar mı ya da olumlu bir etki yapar mı şeklinde. Burada buna da değinmek istiyorum. HIV pozitif olmak iltica başvurularını güçlendirebiliyor arkadaşlar. Bu aklınızda olsun. Çünkü Türkiye gibi ülkelerde maalesef HIV pozitif olmaktan dolayı da kötü muameleye maruz kalınabiliyor. Ve bunların hepsini iltica başvurularında anlatıyoruz. Bu aklınızda olsun. Ve HIV pozitif olmak iltica başvurumu nasıl etkiler diye endişelenmeyin, telaşlanmayın. Bana çok fazla mesaj atıyorsunuz bu konuda. Bunu da buradan açıklayayım dedim. Biliyorsunuz HIV pozitif olmak 2010'a kadar turist vizesi bile almaya engeldi arkadaşlar. Ama bu artık söz konusu değil. O yüzden tamamen rahat olabilirsiniz. Artı Amerika'ya yerleştiğiniz zaman zaten burada çok sayıda dernek var. Size yardımcı olabilecek, ücretsiz olarak HIV ilaçlarınızı alabileceğiniz dernekler mevcut. Bunları zaten Amerika'ya geldikten sonra yavaş yavaş tanıyıp öğreniyorsunuz. San Francisco'da, New York'ta, Miami'de, bu tarz büyük şehirlerde özellikle bu tarz dernekler çok yaygın. Hatta ben Miami Beach Pride'a gittiğimde bu tarz 3'ten fazla dernekle karşılaştım. Size ücretsiz olarak HIV ilaçları verecek ya da PrEP'e başlatacak dernekler şeklinde. Evet arkadaşlar, eğer bu şekilde Amerika'daki hayatı ilgilendiren, buradan bilgiler verdiğim vlogların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeye basın ki ben de anlayayım bu videoları izliyorsunuz, beğeniyorsunuz ve daha sık böyle videolar çekeyim size bilgi verme amaçlı. Kanalıma abone olursanız da bu tarz videoları ve bunun dışında iltica ile alakalı videoları ya da evliliğe dayanan yeşil kart videolarımızı da kaçırmamış olursunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum Las Vegas'tan.